Buradan çıktım, yürüdüm. Araba karşıda, küçük şuradan işte. Araba bindim yok. Yapacak hiçbir şey yok. Geliyor, hiç yaptırmadan şu şekil yapıyor, cebine katıyor. Geliyor, hiçbir şey olmamış gibi. Kuyumcuya girdik. Annemin yüzünü parlatmak için girdik. Ben, abim, kız kardeşim. Öyle yürüyorduk, konuşuyorduk. Peçetenin içinde yüzük vardı. Yere düştüğünü fark etmedik. Çıktığımızda, arabaya bindiğimizde fark etmedik. Arabaya bindikten sonra hemen bir dakika içinde o yüzüğümüz yok oldu. Kamera kayıtlarını açtık. Kızından iki kız, bir erkek yürüyorlar. Yüzüğü aldığı gibi alıyor ama arkadaşları fark etmiyor. Sadece kız alıyor. Ve cebine katıp hiç arkasına bakmadan yürüyor. Hiç fark ettirmeden. Peki görüntüleri izlediniz de ne düşündünüz? Çok kötü oldum. Sonuçta annemin yadigarı ve çok zoruma gidiyor. Ve yani polise de verdik. Yani istesem kendi getirmese şikayetçi olacağım. Getirir şikayetçi oldum. Annem Kadir gecesi ona yoldu, annem vefat ederli. Her kız kardeşine hep aynı aldı bize. Ona da aynısını almıştı. Ama yaptığı hiç yakıştıramadım. Bir kıza bunu yakıştıramadım. Ne beklerdiniz? Burada kuyumcu da var. Kuyumcu var, getirip diyebilirdi. Bu yani kiminse çıkar çıkmaz. Yani insan sorar ya, nasıl öyle haram yiyebilir? Ve cebine hiç çaktırmadan hırsızlık yapmış gibi alıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Ondan yakıştıramıyorum. Sonra hiç ses çıkmadı mı? Hayır, hiç ses çıkmadı. Getirmediler. Ne olursunuz getirin. O benim annemin yadigarı. He, para mı istiyorsun? Gel sana paranı vereceğim. Fazlasıyla vereceğim. Tamam mı? O annemin yadigarı. Ya görse görmese kuyumcu dibinde, esnaf burada en azından sorabilir kime lazım. Ya kimin bu burada düşürmüş yani, ne bileyim. Ya bir karakola verebilir yani, ben olsam onu yaparım. Utanırım yani, almaya bile sorarım yani. Ama bir kıza bunu yakıştıramadım ben. Ondan sesleniyorum, yüzüğü getirsin, kuyumcuya bıraksın. Şikayetçi olmayacağım, şikayetimden vazgeçeceğim. Ne ben onu göreceğim ne o beni görecek. Ama elini vicdanına katıp da getirsin yani. Bak kız kardeşimin aynısı, anneminizin yadigarı, bu yüzüğün aynısı. Tamam mı? Aynı yüzük senin parmağında da var. Evet, çünkü dört kız kardeşi aynı alındı. Annem her birimize birer tane aynı alındı. Ve rahmetli annemin tek bize yadigarı olarak değerli, hani manevi anlamda daha çok değeri bize maddi anlamdan çok. Ha gelsin, biz ondan şikayetçi de olmayacağız. Sadece tek istediğimiz yüzüğün tekrar geri gelmesi bize. Genç kız zedelenmesini de ezilmesini de istemiyoruz ama o da bizi anlaması gerekmesi lazım yani. Biz bunu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz ondan. Peki, o da değil mi? O bitirin mi?